Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video paylaşımı yapamıyordum. Bundan sonraki süreçte inşallah video paylaşımlarına devam edeceğim. İnternetten sizler için fiyat performans ürünü araştırdım. Ipone IP2029 modelini buldum. Ben aldığımda 115 liraydı. Fırsat ürünü olarak geçiyormuş. Sonradan fark ettim ki 190 lira. Ama ürün gayet başarılı, güzel bir ürün. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu ürün isterseniz inceleme videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz Ipone saç sakal ense tıraş makinesi IP2029. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Yüksek performans, T bıçak olarak geçiyor. Şarj göstergesi varmış. Kolay kullanım için basmalı anahtarı var. 2 saat şarj süresi var. Temizleme fırçası, yağı, şarj adaptörü var. Şöyle başka yerlerine de bakalım. Şöyle göreceksiniz. 90 dakika kablosuz kullanım. 3 saat şarj diyor burada. Şarj göstergeli, yüksek dönme hızı, gümüş falan. Şöyle bir bakalım. Onun haricinde şöyle arkasına da bir bakalım. 2 kademeli hızı var. Lityum batarya olarak geçiyor. 90 dakika hassas düzeltici T bıçak ağzı var. Başlıklarını söylüyor. 1, 1,5, 2, 3 milim. 4 başlık fırçaya, USB şarj kablosu. Bakalım şimdi. Şöyle bir kutumuzu açalım. Şöyle göstermek gerekiyorsa gördüğünüz gibi oturtma standı var. Şarj kabloları, fırçası, tarakları, yağı burada. Makinemiz de burada. Öncelikle şunu şöyle bir kenara alalım. Makinemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle genellikle soruyorlar. Her zaman açıklamalar bölümüne yazıyorum. Yorumlar bölümüne yazıyorum. Bu makine kullanılmış, çok yağlı geldi diyorlar. Gördüğünüz gibi bu makine de baya yağlı çıktı. Şöyle bir çalıştıralım makinemizi. Şuradan 2 tane hızı olduğunu söylüyor. Bir de çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şarj göstergesi var. Şöyle ikinci hızı aldığımda gayet hızlanıyor. Gayet hızlı çalışıyor. Sıfırına bakmak istiyorum. Çok fazla sıfır. Şöyle bir size de göstereceğim. Şu anda bu makine acaba diyorum teni keser mi, çizer mi? Ben bunu bir dahaki videoda zaten göreceksiniz. Testini paylaşacağım sizinle. Test edeceğim bu ürünü. Ama sıfırı çok fazla sıfır gibi geldi bana. Tende kesme, çizme yapmazsa gerçekten çok kullanışlı bir makine olabilir. Gördüğünüz gibi şuradan girişi var. Android kablosunu zaten buraya koymuşlar. Android şarj girişi yapmışlar. Ona da bir bakacağız. Önce şöyle bir standını çıkartalım. Standını gördüğünüz gibi gayet şık yapmışlar. Ben birkaç yıl önce Mac 9999 makinesinin incelemesini de yapmıştım. Tamamen ona benzetilmiş. Bunun adı da Ipone. Gayet güzel. Şöyle bir taraklarını da ben çıkarmak istiyorum. Size yakından taraklarını da göstermek istiyorum. 4 tane tarak koyulmuş. Bu testimizde yani normalde bu ürüne benzer ürünlerin tarakları çok iş görmüyor. Bu 1 milim, 2 milim, 3 milim taraklar çok iş gören taraklar değil. Her zaman bütün videolarımda veya yorumlarda yazan arkadaşlara hepsine açıklamasını yapıyorum. Şöyle bakacak olursak 1 milim, 1,5 milim, 2 milim, 3 milim gördüğünüz gibi. Yani 1 milim yarım numara olarak geçiyor. Öyle düşünün. 3 milimde 1 numara olarak geçiyor arkadaşlar. Yani bu makinelerin çok tarakları aslında iş görmüyor ama ben bu makinenin tarağını da bir test ederim. Çekme yapacak mı? Herhangi bir şey olacak mı? Şöyle bir çalıştırıp bakıyorum ki tarağına bir sürtme var mı? Öyle bir hissiyat almadım. Sesinde de herhangi bir bozulma olmadı. Muhtemelen sürtme yapmıyordur diye düşünüyorum. Şunu da bir takacağım. Gördüğünüz gibi zaten arkadan oturtmalı. Şurada ufak bir bölüm yapmışlar. Bunu oraya takıyorsunuz. Önce diş bölümünü taktıktan sonra bastırdığınızda oturuyor. Şöyle kolay çıkıyor mu acaba diye bir de ona bakacağım. En ufacık bir hamlede çıkabiliyor. Ama tıraş ederken çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şuraları biraz elim acıtır gibi oldu ama çok bastırmadan tıraş edilebilir. Şöyle bir de şarj adaptörünü çıkartalım. Şöyle göstermek istiyorum size. Özelliklerini merak edenler buradan da bakabilirler. İçinde tekrar ufak bir fırçası ve yağını görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar çok soruluyor diye söylüyorum. Yağını nalburlardan alabilirsiniz. Şöyle bir kablosunu açmak istiyorum. Bakalım ortalama uzunluğu nedir acaba? Onu da size ben hemen söyleyeyim. 1 metre civarlarında, 1,5 metre civarlarında bir uzunluğu var. Şimdi şöyle bir makinemize takacağız. Önce hatta oturma standına bir takalım. Gördüğünüz gibi arkadan takıyorsunuz. Oturttuğumuzda da gördüğünüz gibi şu şekilde yanıp sönüyor. Şöyle yapalım, daha iyi gözükür. Şarj aldığını buradan görebiliyoruz. Bunun haricinde oturtma standı olmadan direkt makineye de takabiliyorsunuz. Bu şekilde de şarj edebilirsiniz. Bunu çıkartalım. Bir de Android girişini deneyelim. Çok kısa bir kablo. Şöyle sizin de göreceğiniz gibi ekrana zaten tam sığıyor. Ben bunun için herhangi bir hazırlık yapmadan hemen şöyle kendi şarj aletimin kurtardık. Bakalım taktığımızda nasıl olacak? Bunu da hep birlikte görmüş olalım. Evet. Yine gördüğünüz gibi bu da düşünülmüş. En azından adaptörünü kaybederseniz bu şekilde de çalıştırabilirsiniz, şarj edebilirsiniz. Şöyle kutusunun altını göstermek istiyorum. Sadece şu. Bakalım. Kullanma kılavuzu. Kesim ölçüsünü kolayca değiştirme, işte yağlama, temizleme gibi şeylerini gösteriyor bize. Temizleme ve bakım, pilin atılması, kullanım talimatları olarak şöyle bir size de okuyabileceğiniz şekilde şu şekilde bir tutmak istiyorum. Ne demiş? Şarj edilirken açma kapama düğmesinin 0 olmasına dikkat edelim demiş. 3 saat şarj edebiliyoruz. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yani en alt kısımda 5. bölümde göreceksiniz sonuna doğru. Şarj edildiğine dair kontrol ışığı yanacaktır. Pilin kullanım ömrünü uzatmak için şarjı tamamen bitmeden şarj etmenizi tavsiye etmiyoruz demişler. Bu şekilde lityum pilli gayet kullanışlı, güzel bir ürüne benziyor. Sıfırı çok iyi. Yani ben şu konuda şöyle sizi uyarmak istiyorum. Bu jilet sıfırı almıyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Sıfıra yakın alan bir ürün. Bunu bilelim arkadaşlar. En çok sorulan soru o çünkü. Sıfıra yakın alan bir ürün. Zaten ben bunun testini yapacağım. Bir dahaki videomda da muhtemelen bunun paylaşımını yapacağım size. Bunda benim beğendiğim özellik ne oldu? Çift ayarlı çalışması. Çift ayarlı çalışıyor. Şu şekilde ama genellikle zaten kullanılırken ikinci hızında muhtemelen kullanırsınız diye düşünüyorum. Gayet güzel fiyat performans ürünü olduğunu düşündüm. Gayet güzel bir ürün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim.